Merhabalar sevgili öğrenciler, hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 LGS İngilizce çıkmış soruların çözümünü yapacağız. Ee, videomuzun başlığını ve kapak resmini gördünüz, bayağı iddialı bir slogan oldu. Ee, i̇ddialı olmasının sebebi de verdiğimiz emeklerin hani boşa gitmediğini sizlere göstermek amacıyla ben böyle iddialı bir kapak resmi koydum. Veyahut 7. sınıfa hazırlık, 7. sınıfı bitirmiş 8. sınıf hazırlık yapan öğrencilerimiz de çıkmış soruları izleyecektir. Veyahut LGS döneminde önümüzdeki geçen yılın çıkmış sorularını incelemek isteyen öğrencilerimiz de ol, olacaktır. Onlar da görsün bu verdiğimiz çabanın, emeğin nasıl boşa gitmediğini onlar da görmüş olsun. Sınavınız genel olarak İngilizce dersinde yorulmadınız. Sınava hazırlanan öğrenciler sınavlarının kolay geçtiğini bizlere belirtiler. Ben de soruları inceledim. 10 sorumuz var biliyorsunuz. 2 soru sadece bir tık böyle birazcık karışık gibi görünüyor. Onu da zaten başarılı öğrencilerimiz, üzerine düşen sorumlulukları yapan öğrencilerimiz ve ayrıca İngilizce kampüsteki önemli videoları izleyen öğrencilerimiz görmüştür ki bir sorun yaşamamışlardır. Onun dışındaki 8 soru inanılmaz derecede kolaydı. Önceki yıllara nazaran sorular daha basitti. Bütün sorular LGS formatında ve daha kolaydı. Umarım önümüzdeki yıllarda da bu şekilde gelir ve sınava iyi hazırlanan öğrencilerimiz de verdikleri emeklerin karşılığını alır. Ben hemen başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. E hocam e, izlemeyen arkadaşlar olabilir, kanalımızın takip etmeyen arkadaşlar olabilir. Nereden bildiniz hocam? Öncelikle bizim kesin çıkacak soru tipleri isimli videomuzun incelerseniz sevgili öğrenciler. Orada 10 soru tipini de görürseniz hiçbir şekilde sürpriz yok. Zaten kelime videolarımızı izleyen bir öğrenci sınavda çıkan kelimelere baksın, not alsın. Bir de bizim mesela kelime kesin çıkacak kelimeler isimli videomuz vardı. O videoda da gerçekten hani böyle ben sizlere 500 600 700 soru vermedim. Yaklaşık 200 250 kelime verdim. Bu kelimeleri bilen öğrenci sınavda sürpriz yaşamayacak dedim. O kelimeler çıktı. Bizzat kendiniz bakabilirsiniz. Ayrıca konu anlatımlarında sizlere şu şu çıkabilir süreçle, step'lerle ilgili bir şey vardı. Mesela step'lerle ilgili ingredient'tan daha çok soru bekliyorum ama step'lerden de size karışık bir şekilde cümleleri verip bunları sıralamanızı ister daha çok neylere bakın first second after that'lere bakın diye belirtmiştik. Ama burada daha kolay son adımın ana yeri vardı. Hani ortaya koymuşlardı son adımı. Onu ortaya almışlardı. Oradan bulunabilirdi. Yani bu şekilde çok net, belli sorularımız vardı. Tek bir soruyu böyle kesin çıkacak bekliyoruz demedim, üzerine durmadım. O da school rule diye geçen. Ben neyden biraz daha bekliyordum? Internet safety rule yani internet güvenlik kurallarından biraz soru bekliyorduk biz. Ama bize hangisi bir okul kuralı değildir gibi bir soru çıktı. Onunla ilgili de örnek bir soru çözmüştük. Orada geçiyordu. Onda da değinmiş olduk. Onu da kabul ediyorum. Yani onu da çıkacağını biz tahmin etmiştik. Ya çıkacağını bazı soruları görünce tabii ki ya bu kesin çıkacak demedik ama onlarla ilgili sorular çıkıp bu şekilde çıkar sevgili öğrenciler. Şunlara şunlara dikkat edin. Bu, bu noktalara dikkat edin. Yaparsınız demiştik onlar çıktı daha fazla uzatmıyorum ee, hemen örnek sorularımızın çözümüne geçiyoruz birinci soruda zaten farem yok ee, bilgisayarda özür diliyorum ee, sorun oldu şu an başka bir bilgisayardan çekim yapıyorum Touchpad bölümüyle yapıyorum o yüzden kusura bakmayın çok çizim yapamayacağım mouse ile sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce soru. Soru maddeleri kesin çıkacak. Soru maddelerinde zaten izlediyseniz hiçbir şekilde zor, anlamayacağınız bir soru maddesi yoktu. According to the comments above. Yukarıdaki yorumlara bakarak, yorumlara göre who says kim diyor ki ne diyor? something bir şey diyor. Something bad about Jack. Jack ile ilgili kötü bir şey söylüyor. Zaten şu bad kelimesinin yukarıda olumsuz bir şey olduğunu aramanız gerektiğini anlamışsınızdır. Zaten bütün öğrencileri güldürmüşler. Buradan şey yapmayın. Hatta Jesse çok güldürmemişler. Belki bilmeyen bir öğrenci ya da anlamayan bir öğrenci şuna bakıp bad kelimesinden işaretlemelerini beklemişlerdir. Ama biliyor ki bak I know he always backs me up. Birinci üniteden bir soru. Biliyorum ki o daima beni destekler. Tamam. Back me up. Güzel çıkmış. We really get on well. Daima iyi geçiniriz. Tamam. I can never count on him. Bakın şu never'ı görmedim. İyi bir arkadaş ne yapar? Keep secret yapardı. İyi sır tutardı veya never share friends secrets. Ya da his friends secrets. Arkadaşlarının sırlarını asla paylaşmazdı. Bu da diğer insanlarla asla benim sırlarımı paylaşmaz diyor. İyi bir şey diyor. Bakın cevap burada Tom olacaktı. Güzel bir şekilde kolay bir soru diye nitelendiriyoruz. Sizler de fark etmişsinizdir. 2 numaralı soruda durum sorusundan soru bekliyorum demiştim. Hatta e, prova sorularını açarsanız orada çok durum sorusu vardı. Sizlere demiştim ki durum sorusunun gelme ihtimali yüksek. Çıkarsa da bir tane çıkar demiştim. Açıp bakabilirsiniz. İzleyen öğrencilerimiz biliyordur. Dışarıdan gelen başka öğrencilerimiz varsa onlar en azından kontrol etmek isterlerse bakabilirler. E, burada tek farkı, bir tık farkı. Biz genelde yukarıda bize şu durumu veriyordu. Bu duruma göre hangisini söyleyebiliriz çıkıyordu. Burada hangisini söylememelisin şeklinde biraz daha değiştirmişler ama soru maddesi ve formatı tamamen aynı. Hemen bakayım ilk önce soruya bakarım. According to the information about, yukarıdaki bilgilere göre, which of the following you shouldn't say? Hangisini söylememelisin, aşağıdakilerden hangisini söyleyemezsin gibi bir şey var. Peki durumun ne? You work at a call center. Call center ile ilgili soru beklediğimizi belirttik. Onunla ilgili soru da var, oraya gelince de kendimizi öveceğiz. Bir, neyi müşteri hizmetlerini aradınız? And answer customer's questions on the phone. Ve ne yapıyorsunuz? Pardon, özür diliyorum you work? Çalışıyor musunuz orada ve ne? Müşterilerin sorularını cevaplıyor musunuz telefonda? You are there to. Siz oradasınız. To ne yapmak için? Solve their problems. Onların problemlerini çözmek için oradasınız. Peki hangisini diyemezsiniz müşteriye? Adına da if you have a problem again. Eğer tekrardan bir probleminiz olursa please contact us. Bizimle irtibat kurun. Güzel. Our friends will solve your problem today. Bizim arkadaşlarımız bugün sorununuzu çözecek diyor. Güzel olur. I am too busy to solve your problem. Probleminizi çözmek için çok meşgulüm. Zaten busy kelimesi olumsuz bir kelime anladınız. Ve C şıkkı zaten sırıttı. Denizli'de after I talk to our team bizim takımımızla konuştuktan sonra I will call you. Yani ekibimle konuştuktan sonra size döneceğim gibi bir şey diyor. C şıkkında görüyorsunuz. Soruları yani analiz etmem, yorumlamam daha uzun sürüyor. Yani soruların çözümü inanılmaz derecede kolay. Gördüğünüz gibi heyecanlıyız. Sorularımız güzel. Biz de bekliyorduk. Dediğim soru buydu. Who doesn't talk about school rules? Kim okul kurallarından bahsetmiyor? Kolay bir soru. Birazcık daha ben bu soruyu şey gibi görüyorum. Önceki yıllara göre. Çünkü 7. sınıfta biraz school rule'lar geçiyordu ünitelerde. Biraz önceki yıllara ithafen konulmuş bir soru. Bakayım William ne diyor? We must listen to our teachers. Öğretmenlerimizi dinlemeliyiz. While, iken hep bağlaçların olduğu yerden başlayın. Gittiğiniz liselerde bunlar önemli. When, while, after, before, until gibi bağlaçlardan cümleye çevirmeniz lazım. While they are talking, onlar konuşuyorken öğretmenlerinizi dinlemelisiniz. Ya da biz dinlemeliyiz. Güzel. We must come home. Eve gelmeliyiz. Early in the evening. Akşamları eve erken gelmeliyiz. Şimdi bir sırıttım. Zaten sınavda belki iki kez çözen arkadaşlar olmuştur bu soruyu. Çünkü olumsuz hiçbir şey yok. Yani hepsi güzel kurallardan bahsediyor. Sadece şu Charles'ın söylediği birazcık home rule diye geçiyor. Jane ne diyor? We mustn't drink or eat during our lessons. Ders boyunca, ders esnasında ne yapmamalıyız? Bir şeyler yiyip içmemeliyiz. Güzel. Ve Rachel ne demiş? We mustn't talk to each other during the exam. Sınavlar anında birbirimizle konuşmamalıyız. Bakın bu William, Jane ve Rachel'ın cümleleri birer school rule ama Charles'ın söylediği home rule diye geçiyor. Cevabım Charles oluyor sevgili öğrenciler. Burada bir in the kitchen ünitesinden bir soru gelmiş. Kelime odaklı sorular zaten sınavda ben hep sizlere şunu derim. Kelime bilgisi iyi olan bir öğrencinin sınavın %80'ini halletmiş demektir. Geriye ne kalıyor? Soruları çözme yeteneğiniz kalıyor. Which of the following words? Aşağıdaki kelimelerden hangisi cannot you use? Sen kullanamazsın hangi kelimeyi? Bu cümlelerden herhangi birinin hangisini koyamazsın. Yani işte ne demiş? Üç tane boşluğa üç kelime mi gelecek? Birisi gelmeyecek. Bunu söylemiş. Ne diyor? There is too much black pepper in this soup. Bu çorbada ne var? Biber var diyor değil mi? Çok fazla. I hate nasıl yiyeceklerden nefret ederim. I hate arıyorum şuradan. Spicy baharatlı acı yiyecek yemeklerden yiyeceklerden nefret ederim. Bu buna geldi. This lemonade zaten lemonade'i gören öğrencimiz sour ekşi olduğunu görecek. This lemonade is really sour. Bu limonata çok ekşi. Can you add some more sugar please? Biraz daha şeker ekleyebilir misin lütfen diyor. Peki my brother likes eating blah blah things. Benim erkek kardeşim nokta nokta şeyleri yemeyi seviyor. Nasıl şeyler bakayım. He always buys chocolate, cookies and cakes. Daha daima ne alıyor? Çikolata, kurabiye ve kek alıyor. E o zaman bu çocukta ne dedik? Sweet. Şekerli şeyleri seviyor. Hatta teok dönemi çok popüler bir kelime var dedim. Sweet tooth. Ne böyle şekerli şeyleri yemeyi seven kişilerde tatlı damağı var demiştik. Oradan geliyor. Ama salty tuzlu D şıkkındaki şurada fareyim e, ne oldu arkadaşlar? açıkta kaldı. Dediğim gibi yani mouse'um yok. Touchpad'den kullanıyorum. Çok böyle çizim bizim yapamıyorum. Yapmak istesen de çok çirkin yazacağım. O yüzden kusura bakmayın. Bu videomuz böyle olsun. Dediğim soru bu. Bizden bir correct order yani doğru sıralama sorusu gelmiş. Bu soruda zaten uyanık öğrenciler Şöyle baktığınız zaman yemeğin adını bile söylemem. Hemen soru maddesini size okuyayım. Which of the following steps of the recipe? Aşağıdaki adımlardan hangisi? Yani bu tarifin adımlarından hangisi? Should change. Yer değiştirmeli. Places. Yer değiştirmeli. Ne? To get the correct order of the cooking process. Yemek prosesinde doğru sıralamayı sağlamak için yer değiştirmelidir diyor. Peki adımlara baktım. First ile başladı. Zaten birinci başlıyor. Ben şunu arardım girişte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere menemen tarifini vereceğim. Atıyorum. Hani öyle bir şey yok zaten devamında. Hepsi step birer cooking process değil mi? E baktım ilk olarak tavaya biraz yağ koyun. Okey. Ve soğan ve biberlerinizi ekleyin. Tamam okuyorum sınavımda. Şimdi senin yemeğin hazır. Enjoy it. Şimdi bu zaten son adıma gelecek değil mi? mantıken sevgili öğrenci? E bunu anlayan bir öğrenci bunu sona gidecekse 5 numarada burada Zaten 3'ün geçtiği 2, 3 ve 3, 5 var. Şimdi şunların yerini niye değiştireyim ki? Üçü ben buraya niye alayım ki? Üçün yeri değişecek ve 3 sona gidecek belli. 3 ve 5'in yer değiştirmesi lazım. Hemen değiştirmiş olayım. İlk olarak bir yer yani bir karmaşa var mı? Sağlama yapıyorum. İlk olarak tavaya biraz yağ koy ve ısıt. Okey. Soğanları ve biberleri ekle. Okey. Domatesleri köpüp doğru ve onları da ekle. Okey. Daha sonra yumurtayı ekle ve biraz tuz ekle. 5 dakika boyunca kızart diyor. Yemeğin hazır gibi 3 ve 5'in yerinin değişmesi lazım. Uyanık öğrenciler çok uğra. finally falan beklememişler da daha da kolaylaştırmamak için. Burada e, biz e, neydi? Biz daha zorlarını gösterdik sizlere. Daha detayını anlattım ben sizlere. Burada the purpose of the purposes of calling a call center yani bir müşteri hizmetlerini aramanın nedenleri size bunu sormuş. Neden Mr. Carter arıyor diyor Green Mobile'ı? Zaten ben size kesin purpose kelimesini bekliyorum demiştim, değil mi? Bildiğiniz purpose yerine hatta Eskiden sizlere why, neden, niçin gibi kelimeleri kullanıyordu ama artık yani daha zorunu bekliyoruz biz. Kullanmazlar siz purpose hazır olun demiştim. Yine "vay" kullandılar. Neden arıyor? Bu adamın arama amacı neydi? Hemen bakalım. Tabii ki Mr. Carter'ın cümleleri benim için önemliydi. Greg diyor ki merhabalar Green Mobile Company diyor. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba my computer is not working properly. Düzgün çalışmıyor değil mi bilgisayarım? I think it's broken. Bence çok yani kırılmış bunda bir sıkıntı var. Bozuk kırılmış demin de bozuk diyelim. Tamam diyor. I understand. Can I take your address please? Adresini veriyor. Teşekkür ettim. Hemen sizi arayacağız falan filan diyor. E neden aradı bu adam? To tell söylemek için. Neyi? Green Mobile. Bunlara söylemek için bu şirket. About a problem. Bir problemi söylüyor. Okey. Güzel durdu. To buy a new computer. Yeni bir bilgisayar almak için. mi? Kolay bir soru. Bakın. To change his home address. Ev adresini değiştirmek için mi? To say thank you to Green Mobile. Değil mi? Bunlara ne yapmak için? E, teşekkür etmek için mi? aramış. Tabii ki cevap sizde gördüğünüz gibi benim bilgisayarım bozuk dedi. E bir problemi belirtiyor adını. Sevgili öğrenciler 6 sorumuz bakın ilk 6 sorum bundan sonra 2 sorum yanlış hatırlamıyorsam 7 ve 8. sorular bir tık karmaşık. Yani kafa karıştırıyor gibi duruyor. İlk 6 soru inanılmaz derecede kolaydı. Sizler de fark etmişsinizdir. 7 numaralı soru. Bakayım bu mu? Yok bu da değil o zaman 8 ile 9. sorular. These are Ted's friends plan for that day değil mi? Ted'in ha bu, bu, sorudan pardon bu sorudan bahsediyorum. Birazcık şu yukarıdaki kısma bakmanız lazım. Bunlar diyor Ted'in arkadaşlarının planı for that day. O gün için planı. Peki ne yapacağız? Hemen ilk şu yukarıda bir okuyayım. Invitation kart var galiba. Sevgili arkadaşlar bizim okul basketbol takımımızın maçı var değil mi diyor. Bilmem from burada diyor saat 3'te diyor. Johnson High School'da diyor with a team from Johnson High School'unda lisesindeki bir takımla maçı var diyor. Let's watch the match together. Hadi birlikte maçı izleyelim sizlerle demiş. Ted arkadaşı bir plan yapmış. Şimdi burada according to the information bak. yukarıdaki bilgilere göre kim will watch the match? Maçı kim izleyecek? Burada zaten basit bir soru var. Invitation gelmiş buna göre kim kabul ediyor kim reddediyor da şeylerimiz var Jason will study for his English exam on that day o gün Jason ne yapacak İngilizce sınavına çalışacak bir excuse geldi ya da bir refuse geldi değil mi? excuse var bir mazeret var Kevin has to stay with his grandparents büyük anne büyük babasıyla kalmak zorunda ne kadar kolay cümleleri bile anlaması kolay Matt likes basketball zaten buradan girişten hoş oluyor değil mi devamında but however yok Bir Matt basketbol maçlarını seviyor ve o orada olacak he will be there Orada olacak. Okey. Artıyı koydum Mete. Cevabım Bursa bu arada. Kim katılacak diyor. izleyecek. Sandy will meet her cousins. Kuzenleriyle buluşacak. Cevabım çıktı zaten. Yine basit bir soruydu. Bu soruda arkadaşlar hemen bakıyorum. According to the information above yukarıdaki bilgilere göre which of the following books should Joe buy for Kate? Joe Kate için neyi almalı diyor. Değil mi? Bakın hemen soru maddesine çıktım. Yarın diyor Kate'in doğum günü varmış. Bu yüzden de Joe karar vermiş. Decide kelimesi çok önemli demiştik to buy her a book. Ona bir kitap almak istiyor. And ask Kate's friends about the books she has read or bought. She has read. Özür diliyorum. Okumuş olduğu veya satın almış olduğu kitapları soruyor değil mi arkadaşlar? İşte o arkadaşların cevapları. Bu çocuk yeni bir kitap almak istiyor. Arkadaşları da aldığı, aldıkları veya okumuş olduğu kitapları belirtiyor. Biz hangisini? Burada dört kitaptan bahsediyor. Hangisi uygundur? Max biliyorum. She has finished. O bitirdi diyor. The friendship. Friendship kitabını bitirdi. E hangisini almalı diyor? Friendship alamaz. Böyle eleme yapabiliriz. Denizli gitti. She wanted to read. O okumak istiyordu. The old world, değil mi? Eski dünya isimli kitabı okumak istiyordu ve Jane onun için aldı diyor. Bakın geçmiş zaman var. Aldı, satın aldı. Buy kelimesinin ikinci hali bu. Bought. Sürpriz yaşamayın. E almışlar. Bu da var elinde. Bakayım Rose bize cevap verecek. She wanted to buy the book The Indian Music. Bak o Indian Music kitabını almak istemişti. Okey. Ama neyi aldı? The Great Dog. Yani harika köpek isimli kitabı aldı diyor. A e, Great Dog'u da aldığına göre o zaman bakın bu kitabı almak istedi ama. Aması varsa demek ki almamıştı. Indian Music öne çıkıyor sevgili öğrenciler. Bu soruda biraz analiz etmeniz lazım. Bu soru biraz ya yani ne oluyor hayırdır gibi düşünebileceğiniz bir soru ama detayına girince bulunuyor. Tek e, bilemediğimiz, öngöremediğimiz şey şuydu açık sözlü olayım. Son İki soruların ben sizlere takip eden öğrenciler biliyor. 9 ve 10. sorularda sizlere bir paragraf veriliyor dedim. O paragrafa göre iki soru soruluyordu. biz öyle bekliyorduk. Yıllardır öyle çıkıyordu. Bu yıl öyle çıkmadı. 9 ve 10'a ayrı ayrı soru sordu. O da şu sebeple olmuş olabilir. 5 üniteden sorumluydunuz ya. Dengeli dağıtmak için hani bir ünite hakkımızı bir soruyu ve bir paragrafa harcamayalım diye düşünüp size farklı farklı sorular. Hani daha çok... Bilen öğrencileri tespit edelim, iyi analiz edelim, hak eden öğrencileri daha iyi bulalım. Daha çok soru görmüş olsunlar gibi düşünmüş olabilirler. Tek bilemediğimiz nokta oydu. O da önemli değil. Zaten hazırdık. Burada ilk bir ne var? English Day isimli bir şey var değil mi? Şimdi ilk bir soru maddesini okuyayım önce. According to the information yukarıdaki bilgilere göre which of the following completes the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlar? Okey. Hemen bakıyorum. Baktık. Ha burada ne yapmamız gerekiyor? Yukarıdaki bilgilere göre sevgili öğrenciler diyaloğu tamamlamam gerekiyor. Hemen bir yukarıya bakayım. English İngilizce günü. Come and Share Your English Project with us. Gelin ve bizim İngilizce projelerinizi paylaşın. No rules, kural yok. Just fun. Sadece ne var? Eğlence var. All schools and students can join. Tüm okullar ve öğrenciler katılabilir. Detaylarım var. Tarih, zaman ve yer. Biz neylerden soru bekliyorduk? Bitiş tarihi, ücret gibi şeylerden soru bekliyorduk. Onu bile koymuyorlar kafanız karışmasın diye. Daha fazla bilgi için arama yapın diyor. Buralar önemli demiştik sizlere değil mi? Şu numarayı arayın diyor. Peki Susan konuşmuş. Merhabalar. This is Suzanne Jordan değil mi? I'm calling you for the English day event. Ben sizi arıyorum diyor. Bugün için arıyorum diyor. Sekreter ne demiş? Hello Susan, How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? What should I do? Ne yapmalıyım? To join the event. Olaya katılmak için ne yapmam gerekiyor? Buna göre sekreter şuradaki kurallara uygun bir cevap vermesi gerekiyor. Hemen inelim. You can't join if you are a student. Eğer bir öğrenciysen katılamazsın. Ama bakın tüm okullar ve öğrenciler katılabilir diyordu. Gitti. If you need more information eğer daha fazla bilgi için ne? E-mail gönder diyor. Don't call arama yapma diyor. Bakın arama yapmam gerekiyordu. Çok saçma bir cevap. The event will be in the morning. Bir olayım ne olacak bizim bu organizasyonumuz sabah olacak. Bu yüzden de come early erken gel. Ama bakın PM AM sabahtı, PM akşamdı. Aralarda ben sizlere bunu belirttim. Unutmayın dedim. 8. sınıf bilgisi değildir bu. 5. sınıfta öğrettiğimiz bir bilgiydi. Ama akşam gelmemiz lazım. Akşam 5 7 yani evening olması lazımdı. Sonra just bring your project to the concert house. Değil mi? Bu yerimize concert house'ımız da doğru yerimiz. Konser evine dediğimiz yere. Ne yap? Sadece projeni getir. Bakın. Come and share your English project with us. Getirin ve bizimle paylaşın diyor. Bu da güzel oldu arkadaşlar. Cevabım Denizli oldu. Ve son soru. Ben yani videoyla çok uğraşmak istemedim, hazırlık yapmak istemedim, aşırı derecede de hava atmak istemedim. The internet ünitesindeki konu anlatım bölümüne bakarsanız videomuzu, ben sizlere özel olarak şu yüzdeliklerin anlamlarını mesela yüzde 50'den fazla olunca more than half of the students ya da most of the students gibi böyle açıklamalar belirtmiştim. Bunlardan soru bekliyorum demiştim yüzdeliklerden. Dün internet ünitesinden koymuşlar. Her zaman ne derdim? Örnek sorularımı gören öğrenciler ilk başta şu grafiğin cümlesini okuyun, daha sonra grafiğe küçük bir göz atın. Soru maddesini anlayın. Grafikten cevabı bulun. Mantık bu. Hemen aynı şekilde yapıyorum. These are the results of a survey. Hatta result kelimesi çıkar dedik. Resul Emre'nin sınav sonucu. Bizim okulumuzda öyle bir öğrenci vardı. Öyle kodlamıştık. Diye esprili bir şekilde aklınızı tutmanızı sağlayacak bir bilgi vermiştim. İşte size sonuç. Bir anketin sonuçları diyor. Ne hakkındaki anketin? The internet habits of adults and the teenagers. Gençlerin ve yetişkinlerin internet alışkanlıkları hakkındaki anketler. Hiçbir sürpriz kelime yok. Hepsini anlattık. Yetişkinlerin... Neyleri var? Arkadaşlarına mesaj göndermeleri, oyun oynamaları, haber okumaları ve video izlemeleri, gençlerin online oyunlar oynamaları, arkadaşlarına mesaj atmaları, haber okumaları ve video izlemeleri ile ilgili videolar var. Bildiğiniz comparison yapacağız ya da yüzdeleri analiz edeceğiz. Which of the following is correct? Artı koyun. Yani not correct deyip bir tuzak bile kurmamış size. Sonuçlara göre hangisi doğrudur? Peki bakayım. Many adults like watching online videos. Birçok yetişkin neyi seviyor? Online video izlemeyi. Birçok dedi. Çoğunluğun olması lazım. Ama bakın video izleme %10. Olmaz. Teenagers prefer reading news to prefer'ın üstünde Basa basa size şunu dedim. Prefer'ı gören bir öğrenci dursun dedim. Bakın tuyu görünce ben de durdum bir şeyi bir şeye tercih varsa ilk söylenenlerine artı, ikinci söylenenlerine eksi karıştırmayın. Yani burada gençler hem neyi işte haber okumayı hem de video izlemeyi seviyor gibi çeviren bir öğrenci cevabı Bursa yapmıştır. Düşen öğrenciler varsa şu an bizi izliyorsa yoruma yazsın hocam düştüm diye. Çok üstüne basa basa dedim ki yapmayın. Gençler haber okumayı tercih ediyor. Bakayım haber okuması %20. Tu neye? Video izlemeye. Bakın ne? Gençler özür diliyorum şurada. Haber okumaları %5. Neye tercih ediyor? Video izlemeye? Hayır. Bakın bu da %25. İlk söylediğim tercih de %5 ile yanlış oldu. Ya da karıştıran adult'a bakan bir öğrenci de götürür bu soru Yanlış yapar. Most of the adults. Gençlerin çoğu seviyormuş mesaj göndermeyi. E bakın. Like'ın eş anlamlısı enjoy diye belirttik. Bilin mutlaka dedik. Tamam. E tamam doğru. Yetişkinler çoğu seviyor. %50'den fazlası. C şıkkın doğrudur diye bakıyorum. Teenagers hate. Gençler nefret ediyor online oyunlardan ama bakın. Gençler bu şekilde arkadaşlar soruları beraber analiz ettik. Umarım hepiniz sınavınızda full çekmişsinizdir. Önümüzdeki sınava girecek soruları analiz eden öğrenciler de umarım önümüzdeki girecekleri sınavda full çekerler. Hepinize bol şans diliyorum sınava girecek arkadaşlara diğer öğrencilerimize de geçmiş olsun diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi tatiller.